İslam'da ticaret ahlakı nasıl olmalıdır? Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda birçok ayeti kerimede Cenab-ı Hakk'ın helal rızık yememiz gerektiğine dair emirlerini görüyoruz. Kulû mimmâ razaknâkum mesela veya kulû min tayyibâti mâ razaknâkum ve benzeri ayeti kerimelerde temiz olan, helal olan şeylerden yememiz emredilmiş. Tabii bir şeyin yenilmesi, içilmesi onu satın almakla, yetiştirmekle yahut satmakla mümkün oluyor. Dolayısıyla Hazreti Adem'den beri insanlık tarihinde takas usulüyle de olsun, başka usulle de olsun ticaret olmuştur. Resulullah Aleyhisselam döneminde bir mal verilerek başka bir mal almak suretiyle ticaretin yapıldığını görüyoruz. Ha, günümüzde bu banknot para ile karşılık bulmakta. Yani bir şeyi satın almak için karşı tarafa para takdim ediyorsunuz. Öyle veya böyle ticaret yaptınız diyelim. Her halükarda Kur'an-ı Kerim'in ölçüleri ve Resulullah Aleyhisselam'ın beyanı üzere hareket etmeniz gerekiyor. Mesela Hazreti Ömer ticaret hukukunu bilmeyen, ticaret usulünü bilmeyen kişilerin ticaret yapmasının uygun olmadığını açıkça beyan etmiş. Ve Hazreti Ali'nin ifadesiyle faiz mi değil mi bu konuda bilgisi olmayanların ticaret yapmasını yasakladığını biliyoruz. Niçin? Çünkü kişi bilerek yahut bilmeyerek harama düşebilir. O halde ticaret yapan kişilerin dinin onayladığı meşru olan şeylerle onaylamadığı hususları genel olarak bilmesi gerekiyor. Aksi takdirde harama düşebilir. Peki ticaret ahlakında nelere dikkat etmek lazım? Günümüzde şöyle bir hal var. Resulullah Aleyhisselam'ın beyanı üzere diyor ki öyle bir zaman gelecek. İnsanlar kazancının helal mi haram mı olduğuna dikkat etmeyecekler. Yani gelsin de nereden gelirse gelsin anlayışı hakim olacak diyor. Yani günümüz tarif eden bir hadisi şeriftir. Helal mı haram mı diye insanlar kaygılanmıyor. Bir de şöyle bir düşünce var. Ben terlemeden, herhangi bir hizmet yapmadan, çalışmadan, gayret etmeden çok kazanayım, çabuk zengin olayım diye düşünen insanlarımız var. Ne yapıyorlar? İşte belirli bir yere yatırım yapıyorlar. Neticede karşı taraf sahtekar çıkıyor. Derken eyvah işte bir sürü param gitti ne olacak gibi bağırışmalar, bağırmalar falan günümüzde çok yaygın halde maalesef görülmektedir. Şimdi bu konunun iki yönü var. Bir, ticarette asıl işi yürüten kişilerin namuslu, ahlaklı, dürüst iş yapması gerekiyor. Yani aldatmamaları icap ediyor. Resulullah Aleyhisselam döneminde mesela bir buğday alışverişi meselesi var. Resulullah Aleyhisselam zaman zaman pazarı geziyor. Bir buğday torba içinde buğday varmış bir çuvalda. Resulullah Aleyhisselam elini daldırarak biraz derinlerde yaşlık hissediyor. Sonra soruyor niçin bu yaş? Efendim daha önce yağmur yağdı da böyle oldu cevabını alıyor. Onun üzerine diyor ki hayır bu yaş olanı yukarı çıkarsaydın ya. Onun üzerine şunu söylemiş. Bizi aldatan men gâşşenâ feleyse minnâ. O halde ticarette aldatma olmaması lazım. Bir Müslüman bir malı eğer o malda bir sıkıntı varsa, bir tarafında bir eksiklik varsa bunu beyan ederek satarsa, hadisi şerifin beyanı üzere Cenab-ı Hak o kişinin kazancına bereket verir buyuruluyor. Bizim ne yapmamız lazım? O halde eğer bir ayıp varsa, ayıplı bir mal elimizde ise, onu satarken mutlaka karşı tarafa söylemeli, fiyatını ona göre tespit etmeliyiz. Mesela Osmanlı'da bu konu titizlikle uygulanıyor idi.
İstanbul'da kumaş ticareti yapan bir Müslüman, kendisinden mal almaya gelen Hristiyan'a bir takım kumaşlarını verir, ancak bir tanesini vermemiş. Yani bir bağ kumaşı bir kenara koyuyor. Hristiyan diyor ki, niye onu bana satmıyorsun, o da bana lazım. Müslümanın cevabı şu olmuş, diyor ki, o malda kusur var. Yani o kumaşta kusur var. Ben onu sana satamam. Peki Hristiyan ne diyor? Ben onu karşı tarafa satarım diyor. Sen hiç o konuları problem etme dediğinde Osmanlı Müslümanı şöyle cevap vermiş. Diyor ki sen bu malı satarken ayıbını söylemeden satacaksın. Benim sana yaptığım tembihi yapmayacaksın. Dolayısıyla bu kumaşı satın alan kişiler Osmanlı'nın sahtekar ve Müslümanların da dürüst olmadığını düşünecekler diyor. Şimdi bu anlayışa sahip olmadığınız takdirde günümüzde bu tür problemler mutlaka olacaktır. Yani aldatma olacak, yani kısa vadede çok para kazanıp sağa sola kaçmalar, efendim bırakıp gitmeler, o kadar insanı mağdur etme gibi şeylere bugünlerde çokça rastlıyoruz. Evet. Bunun sebebi nedir? Sebebi şu, İslam ahlakı, Allah korkusu, hesap verme düşüncesinin maalesef insanların kalbinden, ruhundan sökülüp alınması ile ancak izah edilebilir. Yoksa bir Müslüman bölgesinin ismi aslında Darüsselam'dır. Yani İslam beldesine genel olarak Darüsselam denir. Darüsselam'ın anlamı nedir? Darüsselam, burada yaşayan Müslümanlar kesinlikle yanlış yapmaz, sahte iş yapmaz, kimseyi aldatmaz demek. Yani bu bölgede sahte iş olmaz, herkes emindir anlamında kullanılıyor. O yüzden Hazreti Huzeyfe'nin şu sözünü de söyleyerek konumuzu bitirmeye çalışalım. Aksi takdirde konu çok uzun tabii, saatlerce anlatılması gereken bir konu. Hazreti Huzeyfe diyor ki, biz çok güzel bir dönemde yaşadık. Yanlışlık yapmayı Müslümanların dini engellerdi. Yani Müslümanlar, Müslüman oldukları için yanlış yapmazlardı. Hileli mal satmazlardı diyor. Biz herhangi bir Müslüman dükkanına gider, hiçbir tereddütümüz olmadan malını alırdık diyor. Hristiyan ve Yahudiler, yani gayrimüslimler de yanlışlık yapamazdı. Evet. Zira yöneticiler o kişileri takip eder ve cezalandırırdı diyor. Şimdi böyle bir dünya, böyle bir düşünceye ihtiyacımız var. Yani biz öyle bir dönemde yaşamalıyız ki bir Müslümanın dükkanına gidip, iş yerine gidip herhangi bir şey alacağımız zaman acaba burada aldatılır mıyım? Sahtekarlık söz konusu olur mu? Malda herhangi bir deforme söz konusu mu değil mi? Gibi tereddütümüz olmaması gerekiyor. Başkaları da hata yapmamalı. O zaman yönetim devreye girmek suretiyle bu kişilere gereken cezayı vermelidir. İşte bu anlayışı, bu yapıyı mutlaka insanımıza, bölgemize yerleştirmemiz gerekiyor ki rahat olmaya çalışalım.